günün noktasını Hatice Sultan koysun bakalım. Koyayım. Tat tuz kaldıysa. Senin yüzünden. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Söyledin, söyledin, pişman oldun değil mi sonra? Zaten pişman ben onu... Neyse. Baharat tadı çok fazla geldi. Şef veriyor. Diyor ki şöyle yapın. Patates yani iyi karışmamış olabilir iç harcı. Kıyması nasıl olmuş? Güzel ezmiş mi? Kıyması biraz top top kalmış bakın. Fazla ezilmemiş. Ben zor eziyorum. Yani kebap kısmını çok sevmedin. Hayır. Baharat tadı daha ağırlıklı orada. Anladım. Patatesi nasıl olmuş? Patatesi... Şekli, şemali, yağ çekmiş mi? Yağ pek çekmemiş. Patatesler böyle nasıl diyeyim, hamur su gibi olmuş, ağızda hemen dağılıyor. Bir de doğrama şekli güzel değil. Kimi büyük, kimi küçük. Patates kızartması olmamış mı yani? Hayır, ben, siz evde böyle kızartır mısınız? Ben kızartmayayım. Olmamış, beğenmedim. Bu tabağı beğenmedin. Beğendim, maalesef. Hani kavurusunda top top atarsın ya onun gibi olmuş. Yani kıymanın da değil mi tek esprisi hani onu böyle dağıtması güzel gerekiyor. Ezmen evet, lazım. Bakın siz de görüyorsunuz. Bunda baharat hiç belli değil. Onda daha ağırlıklı baharat. Demek ki dediğin gibi karışmamış. Evet. Bunda hafiften acılık hissettim. Tamam. Ağza. Lezzet var mı? Lezzeti var. Süper. Doğrama şekli, kızartması. Bunlar da iri olmuş. Biliyor musun nasıl yapılıyor çökertme kebabı? Bilmiyorum ama patates kızartmasını biliyorum. Kendi evimizde hep kızarttığımız için. Anladım. Patatesini de beğenmedin. Patatesi kalın olmuş. Tamam. Bunun ince olmuş, bu kaybolmuş. Anlaştık. Bunu da beğenmedin. Buna da bir şey demiyorum. Bunu bir tadayım ondan sonra. Azıcık beğendin mi? Azıcık bir ton. Öyle ucundan diyelim. Üçüncü tabağın aşkım. Afiyet olsun. Sağ olun. Ezilmiyor. Öyle konuşursan hiç ben bilmiyorum. Kıyması ezilmemiş. Bunun da aynı. İçinde arasında kalmış. Diğerleri ezilmiyor da. Lezzet, lezzet. Lezzeti güzel. Güzel. Hı-hı. Ama patateslerde takıldım. Niye bu çok ince? Bu niye kalın? Patateslerde takıldım ben bunlarda. Patateslerini çok mu ince buldun? Çok ince. Peki güzel kızarmış mı? Kızarmış. Tamam. Kıvamı güzel ama doğrama şekilleri çok. Tamam. Değişik. Bu tabağı beğendin mi? Orta. Orta. Daha çok beğendiğimiz bir tabak çıkmadı. Aynen. Bakalım buna ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum. Kıyması ezilmiş. Bakın bunda daha yoğunluk maydanoz var. Bunlar da çok az. Onları boş ver şimdi. Yani eğer yaparsak, karşılaştırırsam bunun kıyması güzel ezilmiş. Harika. Ne? Harika. Ya. Evet. Peki. Çok güzel. Ne diyorsun? Ben bunu sonra yiyeyim mi? Ye tabii. Sebzelerini güzel doğramış evet. mı? Lezzeti var mı? Evet. Çekeyim. Sarımsak koymuşlar herhalde. Büyük bir ihtimal ağzımı yaktı. Güzel. Ben biraz sarımsak olanı severim. Kıyması ezilmiş. Güzel. Ezilmiş. Ötekilerde topaklama kalmış. Lezzeti de var. Evet lezzet de güzel. Ben bunu beğendim. Peki patateslerini? Patateslerinde ikisini de bunu da açtığım zaman gördüm ya. Herhalde bu şekilde olduğuna inandım. He. Onlar bizim evde yaptıklarımız patates tarzı olmadığını biliyorum. O yüzden onlara pek şey yapmadım. Bunun patatesini de beğendim evet, yani. Evet beğendim. Şeklini bilmesen de evet. beğendin. Peki. Puanımı vereyim. Ya çok üzgünüm ama hani seni de germek istemiyorum ama en zor bu kayınvalidenin aynen, işi. Aynen. Sona kalmak çok zor. Evet. Çünkü bütün herkesin kaderini sen belirliyorsun. Evet. Kendi gelinin dahil. Hadi sen söyle ben yazayım.
dinliyorum aşkım. Üçüncü tabağa bir veriyorum. Üçüncü tabak bir evet. Puan. İkinci tabak bir. İkinci tabak bir puan. Birinci tabak bir. Birinci tabak bir evet. Puan. Geriye de beş kalıyor. Beş. Dördüncü tabak evet. Beş puan. Evet, bugün puan vermiyorum kimseye. Bugün kahvaltıda ne yediniz Hatice Hanım? Yürek mi yediniz? Evet. Kritiklerde böyle bir hareketler. Evet. Hatice abla. Efendim. Uf. Gel şuradan başlayalım. Üç tane birimiz var. Aç aç bitmez. Aynen. Üç kişiyi birden yaktık. O kesin. Evet. Tutar mısın kenarlarından? Tutuyorum. Gelinimizi kurtardıysak bizi hiç aynen, ilgilendirmiyor diğer gelinler. Üç tane birden bir tanesi son puanlar. Artık geri dönüşü yok. Bakalım kimin çıkacak? Şu an bir verdiğin tabağı beğenmedin. Hayır, beğenmedim. O yüzden de bir verdik. Patatesinden dolayı eledim bunu. Bir puan alan gelinimiz bakalım kimmiş? Sibel. Bir tanesinden yırttık. Aynen. Vallahi bak kendi ağzına söyledin Hatice teyze ne dedin? Evet. Patatesinden dolayı eledim. Şimdi evet. Bunun sadece içinde patates yok. Dedin ki baharatları ama hepsinin baharatları eşitti. Ben çok karıştırdım. Gerçekten çok karıştırdım. Çünkü diğer kayınvalideler asla benim baharatıma laf ettin demediler. Yani patates evet. Kendim de gittim gördüm biraz önce. Ben de kızgın yağ attım ama demek ki yağını tam süzdürememişim olabilir. Ama sadece patatese puan vermiyoruz. Patates var. Önemli olan kıyma, kıymanın içindeki baharat, sarımsak. Biraz önce dedim ki sarımsak böyle diri diri ağzıma geldi dedim. Yok diri demedim, lezzetini aldım dedim. Ha, sarımsak ama biz hepimiz aynı sarımsak. Ama bunlardan lezzeti alamadım işte onu söyledim ben az önce. Bunu direktmen sarımsak yoğunluğunu aldım. Ama bunlar da alamadım. Bir şey söyleyeceğim bana da 3 tane sarımsak verildi. Herkes 3'er tane sarımsak verildi. Biz hepimiz eşit koyduk şimdi sarımsakları. Demek ki tadını alamadıysan bir kere daha tatsaydın. Tamam. Belki senin o, bir şey söyleyeceğim. Belki senin o aldığın çatalda sarımsak yoktur. Yok ben yoğurdumdan da aldım ama tamam sarımsak yoğurt tadını sarımsaklı alamadım. Sarımsaklı değildi ki. Yoğurt sarımsak değildi. Kıymada sarımsak i̇şte vardı. İşte tamam aldım yani. Tamam, kıyma ile birlikte aldım ama tadı alamadım. Şimdi oradaki tabakta sarımsak tadı aldığın tabakta aynen. Demek ki onun sarımsağı o kadar çokmuş evet. Ki yoğurduna geçmiş. Evet. Bizden sarımsaklı yoğurt isterlerdi o zaman. Lezzetli olmuş ama. Tamam sana göre yani lezzetli ama verdi. Benim tabağımı bir patates için ben harcatmam. En azından 3 verseydin. Ben buraya puan dağıtmaya gelmedim. Gelinimi bulmaya geldim. İnşallah. Bakalım İnşallah. Ben hiç sanmıyorum senin gelinin olduğunu İnşallah. Ama yani hiç sanmıyorum. Ben hak ettiğini de düşünmüyorum. Yani benim tabağımın birlik bir tabak olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece patatesten dolayı beni harcayamaz. Tabağını gel gör. Ama 3 tane kayınvalide de bir verdi Sibel bugün sana. Ya tamam ama şimdi hepsi patates olarak hareket ettiler. Ben bunu evimde yapıp da yemem yani Sibel Hanım. Ama ona da parça parça dedi. Tam karıştırılmamış dedi. Tamam da bak herkes patatese göre hareket etti. Kıymaya göre kimse de puan vermedi. Burada haklısın. Hatice evet. Abla bize şu an kıyım yaptı da. O verdiği bilmem bildiğimiz kıyım yani. Ama ben de hepiniz gördünüz ben kızgın yağ attım patateslerimi. Yani orada bir aksilik yaşamış olabilirim ama patatese göre puan verilip bir yani ben bunu hak etmiyorum ya. En azından bir iki, üç. Hani dersin ki patatesi bir kenara koyalım ama lezzetine bakayım yani bir kıymasına bakayım. Aa çok güzel olmuş. Üç bir de, yani. Bir de Hatice abla çökertme kebabı yememişsin daha önceden değil mi? Yemedim ama ağız tadına aynen. Güvenirim. Hayır ağız tadına güvenebilirsin onda sıkıntı hı-hı. Yok. Çökertme kebabının özelliği patatesler kibrit çöpü kadar olacak. İşte eşdeğer yaptım. Çizdiği şeyi bir tane tabak kalın benim buradan gördüğüm kadarıyla. Diğerlerinin hepsi aynı. Sonra böyle demen lazım. Aa demek ki ince olması gerekiyor. Yani çok adaletsiz oldu ya. Onu ben, evet. Tuğba kaçırmışsın. Ben de şu 3 numarayı aynen açtıktan olmasın. Sonra dedim ki duymadıysan. Dedim ki çabuk çabuk yani ince dedim. Tamam. Dördüncü tabağı açınca demek ki böyle oluyormuş evet, dedim. Söyledim. Ha duymadım. Evet söyledim. Dedim. Bu dedim kalın dedim. Bu da dedim doğranış şekli çok bozuk. Gel ben bunu sen olsan evine getirip de misafirin önüne koyar mısın? Bir daha tadabilirdin. Sarımsak var mı yok mu bakabilirdin. İki tane birin kaldı. Sırasıyla açmaya devam ediyorum. Gel şundan başlayalım. Bunun böyle ne değişik dedin doğrama şekli? İşte ilk bunu açtığımda hatırlıyorsanız Nursel Hanım bunu dedim uzun uzun olmuş. Ha, bunu açındıktan sonra değişik da demek ki sana. Değişik geldi. Demek evet. Ki böyle dedim. Tut kenarlarından. İki tane çok benzer tabağın var. Evet. Biri 5, biri 1 puan. Evet. Bakalım ikinci olarak hangi gelinimizi maalesef çok üzeceğiz?
İkinci bir puan alan gelinimiz açtık. Emel. Gelin sona kaldı. Ay. Yani Hatice teyze o konanda hepimizi harcadın. Yok. Ya bir tanesi baştan zaten gelinin o kadar büyük ki patatesleri ona bir verip eleyecektin zaten. Diğer üçü birbirine benziyordu. Onlar arasında yani 3-5-2 verebilirdin. Yani gittin bir döşedin. Baharatı çoktu. Nasıl baharatı çok? Hepimiz aynı veriyor. Şaka mı yapıyorsun? Baharatı teyze ya. Nasıl baharatı çok olabilir? Ya, patates şekilleri aynı ama baharatı. Ben tadını damağıma göre verdim. Hatice teyze. Burada kimseye ayırmadım. Ben bundan lezzet aldım. Diğerleri... Yani ben buraya puan da atmaya gelmedim. Ya ben gelini bulmaya geldim. Anlatabiliyorum ama bakın eşit veriliyor ya hani evet, baharatlar. Veriliyor. Ben evden mi getirdim biliyorum, yani baharatı? Biliyorum. Nasıl baharatı çok oluyor? Çok bak, geldi. Ağzımı yaktı. Boğazımı yaktı. Ama Emel bir de şey dedi. Kayınvalide evet. Bir yorum yaptı. Kıyman dağılmamış top top dedi. Evet, aynısını Hatice abla da aynısını söyledi. Bakmak istedim. Şenay bak. Abla da aynısını söyledi. Kendimi ezdim. Bıçakla. Buyur bu senin taban. Ya nerede kıyma top top? Ben ezdim ki. Ama bakar mısın Emel ben ezdim. Bıçak ucuyla ben ezdim ya. Ezikleri gördüm bak. Ezdim. Ben ezdim. Nursel Hanım yani gördü. Yani bir topaklığı yüzünden. Ben görseli gittin dönerim. Harcadın. Görseli tamam dönerim. Görseli zaten biz yapmıyoruz. Bir görseli bir unut tamam. Sen. Şimdi Hatice teyze dedim. Efendim. Etler topak topak kalmış diye buna bir veremezsin. Bak görüyor musun? Bak şuna bakar mısın şu tabağa? Zaten. Ellemiyorum tamam. Gayet kibrit çöpü olmuş patateslerim. Evet. Gayet güzel yapmışım. Maydanozdan incecik doğramışım. Biliyorum. Bir topak topak diye bunun hakkı bir değil. Çok hak yiyorsunuz ya. Ya nasıl vicdanınız ben rahat ediyor? Nasıl gece rahat edeceksin? Çok rahatım hak ben. Hak yemem mi diyorsun? Hak yemiyorum ben. Sana ben. Hiçbir şey değil. Deme gerçekten zaten. Yani. Deme ben buraya puan dağıtmaya... Ben buraya puan dağıtmayamazsın ya. Ben buraya puan dağıtmaya gelmedim ya. En kötü hadi topak da 4 verebilirsin. Bir nedir abi ya? Keyfim hikayesi misin sen? Ne demek ya? Ne ben demek vereceğim. Keyfim hikayesi benim ağzımda bitiyor. Hayret bir şeysiniz ya. Vermeyeceğim. Haksızlık yapıyorsunuz. Olabilir. O senin düşünce. Göreceğim ben onu. Tamam kızlar tamam. Barut gibi herkes. Geç beşin başına Hatice Sultan. Gelinimiz çıkmadı hala. Ya bir verdik ya beş verdik. Günün son 5 puanı altın değil pırlanta değerinde bir puan. Ve belki de kazananı belirledi. Hazırsak 5 puan bakalım Tuğba'ya mı gitti yoksa Merve'ye mi? Şekerim, en beğendiğin tabak buydu. 5 evet. Puan verdin. Evet. Diğerlerini gerçekten de beğenmedin. Evet. Bir tek bir verdiğinde bir tık lezzet var dedin. Evet. Ama kurtarmadı ona yüksek vermeni. Aynen. Peki, günün son 5 puanı bakalım kendi gelinimize mi gitti yoksa rakip geline mi? Açıyoruz. Açıyoruz. Aç. Tık. Tuğba.